Merhaba sevgili öğrenciler, konumuz sözcükte anlam. Bu dersimizde sözcüğün gerçek, yan, mecaz ve terim anlamlarını inceleyeceğiz. Gerçek anlam ya da diğer bir söyleniş şekliyle temel anlam, sözcüğü duyduğumuzda aklımıza ilk gelen anlamdır. Örneklerimizde gördüğünüz gibi, göz, kol, burun ve ayak sözcüklerini duyduğumuzda aklımıza ilk gelen şey vücudumuzdaki organlar olur. Bu nedenle bu sözcükler örneklerde temel anlamıyla yani gerçek anlamıyla kullanılmıştır. Yan anlam ise sözcüğün temel anlamına bağlı kalınarak benzetme yoluyla oluşturulan anlama denir. Bu örneklerde de yine aynı şekilde göz, kol, burun ve ayak sözcüklerini kullandık. Ancak burada gördüğümüzde çekmece'nin gözü denildiğinde vücut organı anlaşılmıyor. Ona benze, benzetme yoluyla oluşturulmuş farklı bir şeyden söz ediliyor. Kapının kolu derken de aynı. Bu nedenle bu örneklerde kullanılan bu sözcüklere yan anlam diyoruz. Mecaz anlam ise sözcüğün gerçek anlamının dışında tamamen farklı bir anlamda kullanılmasıyla oluşur. Örneklerimizde göz, burun ve ayak sözcükleri var. Ancak bunun ne gerçek anlamıyla ne de yan anlamıyla ilgisi yok. Gözüm yollarda kaldı derken burada çok özledim, bekliyorum anlamında kullanılmıştır. Burnu sürtüldü derken de yine sıkıntı çekmek anlamında kullanılmıştır. Diğer örne örneğimizde de ayak sözcüğü gerçek ya da yan anlamıyla değil mecaz anlamında kullanıldığını görüyoruz. Burada dikkat etmemiz gereken nokta şu. Sözcüklerin yan anlamlarıyla mecaz anlamlarını karıştırmamamız gerekiyor. Çünkü sözcüğün temel anlamıyla yan anlamı arasında bir benzerlik ilgisi vardır. Ancak sözcüğün Temel anlamla mecaz anlamı arasında hiçbir ilgi yoktur. Örneğimize çok dikkatle bakalım. Başım ağrıdı derken baş sözcüğü burada temel anlamda kullanılmıştır. Çünkü vücudumuzdaki organdan söz ediyoruz. Dağın başı bulutlanmış derken de burada yan anlamıyla kullanılmıştır. Çünkü dağın en yüksek noktası e, kastedilmektedir. Benzetme yoluyla oluşturulmuş bir anlamdır. Ancak üçüncü örneğimizde başıma dert oldu derken baş sözcüğü burada çok farklı bir anlam kazanmıştır. Bu nedenle mecaz anlamda kullanılmıştır diyoruz. Sözcükte anlamda diğer bir konu ise terim anlamı, bilim, sanat ya da meslek dalıyla ilgili bir alanda kullanılan özel anlamlı sözcüklere terim anlamlı sözcükler denir. Örneğimizde müzikte 8 nota var derken nota sözcüğü sadece müzik alanında kullanıldığı için terim anlamlı bir sözcüktür. Aynı şekilde 3 gol attı ya da yüklem cümlenin temel ögesidir derken gol sözcüğü futbol terimidir. Yüklem sözcüğü ise dil bilgisi terimidir. Sevgili öğrenciler sözcükte anlam konusunda gerçek, yan, mecaz ve terim anlam konusunu inceledik. Tekrar görüşmek üzere hoşçakalın.